Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Şimdi Borsa İstanbul dün çok enteresan bir harekete imza attı. Çok değil? Enteresan bir harekete imza attı ya. Öyle vallahi, böyle değil. 2,5 puan falan yukarıdaydı. Ne oldu sonra? Evet, Hakan abi sordu. neden? O bile çok şaşırmış ya. Yani. Hakikaten şaşırdım ama. Dedim kadar, ki bak, evet. Dün çünkü konuştuklarımızda hep aklımda. Filan diyorum. Nuri Sevgen'den sonra benim borsayı izlemekle ilgili bir şeyim arttı. Farkındalığım arttı. Aynen. Reel sektörden borsaya Hakan abi çekiyoruz. Nuri Sevgen ne dersin? Buna girmeden önce küçük bir senin söylediğin %75 ile ilgili bir küçük bir yorum yapabilir miyim müsaadenle? Estağfurullah buyurun hani, tabii ki. KKM %75 hesabı ile ilgili küçük bir matematiksel düzeltme yapmak istiyorum da. Şimdi %75 faiz oranı demek. Birebir hesaplıyorum. Çarpı .95 ile çarptığınız zaman %71'lik faize gelir yıllık. Çünkü %5'te stopaj var. 92 gün yaptığımızı varsayıyorum. Genelde KKM'ler 92 gün olur. Bölü 365 diyorum. Günlük 0.019 civarında bir bakiyeye denk geliyor. Bunu 92 günle çarptığınız zaman da %17.9, 18 diyelim. %18'lik bir getirden bahsediyoruz. Ancak bir şey unutuyoruz. Dövizi dönüp TL'ye dönerek yapılan KKM'den bahsediyoruz. Yani dövizim var, bunu TL'ye döneceğim. Dövizde alım satım farkı, biz buna spread diyoruz, %3. Satarken bir %3, 92 gün sonra yeniden dövize dönerseniz bir %3 daha. %18'den %6 düştüğünüz zaman da %13 gelir. Kabaca baksana %47, hadi biraz daha spread'i dar yaptılar. %50-52 civarında faize denk gelir. Yani öyle büyüttüğünüz kadar bir rakam değil, onu demek istiyorum. Mevduat da %54 civarında. Matematiği ortaya vallahi koydu. Bize böyle söylendi Sayın Sevgen. yok. Bankacılıktaki, yani normalde öyle denir. Ama doğal olarak her şeyin bir paketlemesi vardır. Bir şeyi paketlerken böyle söylersiniz. Yani geçen gün konularla alakası olmayan tıbbiyeli bir dostum, hocam beni aradı. Ya çok ucuz faizli bir kredi buldum, işte şöyle yaptım falan, bir hesapladık, işte öyle çok ucuz falan değil. O yüzden matematiğini doğru yapmak lazım diye güzel. Böyle bir şey yapayım dedim. Yani %75 faiz, evet falan oluyorsunuz ama işin dövizden dönüp tekrar dövize dönmek falan gibi matematiğine baktığınız zaman o kadar da yüksek bir faiz oranından bahsetmiyoruz diye küçük bir not düşeyim. Vallahi bu açıklama. Şimdi gelelim borsan. Bu açıklama beni de rahatlattı abi, özür dilerim. Kestim. Evet. Neden? Çünkü ya biz mesela, şimdi bu dönem tabii çok hassas bir dönem. Söylediğimiz şey, yazdığımız şeyin böyle teyit edilmesi, belki gerekirse iki yerden hani kontrol edilmesi önemli. Ben de bu tip şeylerin yazarken bir taraftan hep bana diyorum ki kanıtını göster, işte belgeyi göster vesaire. İzle, sağ olsun hani dostumuz gönderdi de belgeyi gördüm ama yani o kadar dikkat çekiyor ki dediği gibi Nur Sagen'i o falan dedirtiyor. Ben bu tweet'i attım. Döviz KKM'de %75 teklif eden banka var. Görüntülenmesi 773 bin oldu. Yani çok ciddi böyle bir etkileşime girdi. Doğrudur. O manşete çıkınca. O yüzden Nuri Sevgi'nin açıklaması bence içimizi rahatlattı diyelim bu anlamda. Ya dün aslında senin attığın tweet'i gördüm. Altına yazmayı çok istedim ama yazınca da ben de o trollerden çekindim. Çünkü bir şey yazıyorsunuz, çok basit bir aritmetikle yazıyorsunuz. Oho, neler yazıyorlar altında, neler yazıyorlar. Sana sıkıldım, çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım. O yüzden senin yayında daha detaylı anlatayım istedim. Yani baktığınız zaman bu matematiği de koyduğunuz zaman banka bu kadar yüksek bir faizi cebinden verir ancak. Yani biraz da öyle bakın, hep bunu söylüyorum. Dünyada faiz oranları, ödenen rakamlar belli, rasyonalite belli. İşte geçen sene yaptığımız yayında da konuştuk. Amerikan tahvilleri şu anda 31 Aralık'a kadarki tahviller %5 civarında. Amerikan tahvilinden bahsediyorum. %5. Yani dolar basan bir ülkenin tahvili. Hadi bunun riskli ülkelere gidin. %10'a kadar çıkın. Hadi deyin %15 olsun. Abi %40 dolar bazında faiz veriyor dediğiniz zaman ya hadi lan derim yani. Burada da aynı şey. %75 faiz dediğiniz zaman bunun matematiğin derinine girdiğiniz zaman o kadar da öyle olmadı anlaşılıyor. Bunu küçük bir not olarak düşeyim dedim. %75 tabeladadır ama işin net yansıması böyle olmaz. Peki borsa. Nuri Sevgen. Hakan abi borsayı peki, merak borsaya gelin. Yok, tamam, bunu borsaya merak gelin. Ben önce Barış Esen'in konusuna geldim. Şimdi Hakan Bey'in konusuna geliyorum. Ha, şimdi borsada birkaç gündür dikkat ediyorsanız hep söylediğim şey yukarı gidiyoruz. Grafikler öyle gösteriyor. Ama diyorum endeks 30 maksimum endeks 50.
9300-9400 seviyelerine kadar bir hareket olasılığımız çok kuvvetli gibi görünüyor. Ancak küçük kağıtlarda aman bulaşmayın, dikkatli olun. Hatta BES fonları gibi fonlarda %30'lar, hadi maksimum %50'ler ki 30-35 bence en doğrusu diyordum. Çünkü yükseliş yönünde hala net, böyle belirgin, o fıkır fıkır dediğim hareket yok. Dün ne oldu? Dün aslında olan şey biraz daha şeydi, bu hacimsiz demeyeyim de en azından genel olan ilgisiz hareket belli senetler satışları beraberinde getirdi. Ve 9300'ler seviyesinde, o söylediğim seviye zaten direnç bölgesi. Yani ki endeks 30'a bakarsanız, ki endeks 30'u tavsiye ediyordum biliyorsunuz. Endeks 30 zirve yaptı dün. Endeks 30 spot endeks 10.000 seviyesi üzerine geçecek, zirveyi gördü. Sonrasında satışlar geldi. E şimdi doğal olarak bunlar, bu hareketler likitten az olduğu, belli senetlerle yapılan hareketlerde görülen bir durum. Bir sebep yok. Sadece yukarı doğru ittir kaktır bir durumun biraz da satışta karşılanması durumu var aslında. Peki ne olacak? Ya bitti mi? Aa tamam, yanıldık, yukarı gitmiyoruz mu? Hayır. Bana sorarsanız burada hala aynı şeyi söylüyorum. 9000 seviyesi psikolojik ve teknik açıdan çok önemli bir destek. Dünkü hareket tabii özellikle saat 3'ten 4'ten sonra yoğunlaşan hareket. Dün özellikle endeksin günün en düşük seviyesinden kapatması neden oldu. Çünkü endeks 9336'yı görmüş. En düşük 9029'u görmüş ve oradan da kapatmış zaten. Bu işlem hacmine de desteklenen bu hareket genelde aşağı doğru biraz daha salınması beklenir. Bu salınma hareketini benim gördüğüm 8990-9000, yani o civarlar, 8950-9000 diyeyim, yuvarlayarak konuşayım. Buranın altına gelmediği sürece, ki buralara kadar bir muhtemelen bizi bir titretecek. Orasında tutunacak mı, ona bakacağız. Sonrasında bence bu sert hareketin arkasından bir tepki alınma olasılığımız kuvvetli. Bugün büyük ihtimalle bir tepki alacağız. Ama tepki 9100-150'ler gibi görür bence. Çünkü bu sert hareketin arkasından gelecek olan tepki sonra tekrar bir satış daha getirir. Çünkü eğer gün sonunda bir satış geliyorsa, gün sonunda alanlar ertesi gün yukarıdan satmak isteyeceklerdir. %1-2 ne bulurlarsa satmak isterler. Doğal olarak eğer açılışta yukarı doğru başlarsak kesin satış gelir. Aşağı doğru başlarsak sonrasında yukarı gider ama tekrar aşağı gelir. Hatta daha da aşağı görüp oralarda yatay gidip gün sonuna doğru hareketlenir. Genelde hareketler böyle olur. Bunun sebeplerine çok detaylı girmeyeceğim. Biraz daha hani likiditenin olmadığı yerlerde birilerinin para kazanması o kadar da kolay olmadığının bir açıklaması aslında bu. Öyle kolay mı? Akşamdan alayım ertesi gün ben de senin malını geri alayım durumu var. O yüzden yabancı olmadığı için bu tür şeyleri maalesef görüyoruz. O yüzden benim gördüğüm 9000 seviyesi çok çok önemli. Bunun altını belki bugün böyle bir oynatıp insanları dökmek üzere, yatırımcıları dökmek üzere bir hamle görülebilir. Ama 9000'in altında kalırsak maalesef ki grafiklerde o beklediğim hareketin artık sonlandığını görebiliriz. Ben belki bu hareket seçim sonrasına kadar sarkabilir düşüncem hala var. Ama eğer 9000'in altına kalırsa bu hareketim doğal olarak grafiksel olarak bozulacak. Evet. Var mı Hakan abi ekstra soru? Yani bence net. Bence net, evet yani evet. Gayet net bir yol haritası çıkmış oldu. Belki çok kısa şunu sorabilirim. Lütfen. Şimdi çok az bir vakit kaldı gerçekten ve işte seçime gidiyoruz. Yine de çok heyecanlı olan, bu kadar piyasayı yakından takip etmeyen, kafalarda hala soru işaretleri olan yatırımcılar için ben seni arasam Nuri Sevgen, ya abi ne yapacağız seçim sonrası, işte ne olacak, belirsizlik, bende de şu var bu var. Ne tavsiye edersin? Belki bir hani işte hala salıdayız aslında, önümüzde bir vakit var. Bu konuda ne dersin? Valla ben çok netim. Arayanlara da aynı cümleyi söylüyorum. Eğer borsa ile ilgisi yoksa, yoğun bir borsa bilgisi, deneyimi yoksa ama parasını da korumak, yani ne olacağını bilemediği bir durumdaysa iki seçeneği var. Ya nakitte kalmak. Nakitte kalırken de tabii doğal olarak hani gidip de böyle full nakit değil, likit fonda kalmayı başlıyorum. Özellikle borsadaki, pardon, takas bankası repo ters repo piyasasındaki oranı yüksek olan fonlarda, likidasyon oranı yüksek fonlarda getiriler %50'leri geçmiş durumda. Gecelik getirilerden bahsediyorum. Yani gecelik derken yıllık basitin %50 durumunu özet, yani 0.00 13 60 0.00 14 gecelik getirisi olan fonlar var. Bu fonlara yatırım yapmak lazım. Seçimden sonra dövizde bir hareket olur mu beklentisinde değilim. Hemen arkasında olmaz bence. Ama seçim sonrasında böyle bir olasılık var. Ama o yüzden seçimi böyle görelim. Bir miktar hisse senedi tutulabilir.
özellikle buralarda bakacağız. Bugün yarın 9000 üzerine tutunuyorsa hissenin tutma oranını belki Perşembe Cuma günü daha net söylerim. Ama baktık ki altına geliyor, hissenin tutma olasılığını da kenara çöpe atabilirim. O yüzden şu günlerde en iyi getiri likit fonlarda bir izlemek lazım. Burada tren kaçmaz. Her zaman fırsat olur. Bir görelim, izleyelim kısa süreli yatırım yapanlar için. Yani o yüzden gidin dövize yatırım yapın desem %3 içeri gireceksiniz bankadan döviz almaya kalksanız. Yani %2-3 civarında alış satış farkı var. Şimdi bir aylık faizin %3,5-4 olduğu bir dünyada bir anda dövizi oradan alıp ondan sonra bir döviz yükselmezse durduk yere içeri girmeye gerek yok. Demin söylediğim getirisi olan, dediğim gibi 0.00.13.50 ile 0.00.14 arasındaki fon getirisi olan fonlar likidasyon oranı yüksek ve takas bank repo piyasasında paralarını satan fonlardır ki bunların getirileri yüksek oluyor. Bunlara bakmakta fayda var bence. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Ben teşekkür ederim. Neyse, az kaldı yayınlar. Az. Yani az kaldı, az kaldı. Bitiyor. İnşallah pazartesiden sonra önümüzü daha net görmeye başlarız. Evet. Yani seçim ülkenin, demokrasinin en güzel şenlikli durumudur ama finansal piyasalar açısından da Türkiye gibi ülkelerde biraz da belirsizliği arttır. Hele bulunduğumuz konjonktüre de bağlı olarak. O yüzden seçimi geçelim. Ne yapacağımızı görelim. Ondan sonra daha net konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Vallahi Nuri ben de öyle umuyorum. Nuri Sevgen'le odalarımız yan yana. Şimdi hakikaten bu belirsizlik yani ya olsun. Bazen o gidiyor benim odama geliyor. Bazen abi diyorum hadi ya geçsin de şu hani önümüze bakalım diye. Sıkıldıkça birbirimizi ziyaret ediyoruz. Görüşmek üzere.